الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. Açmalı bir lamba mı var abi? Biraz karanlık mı oluyor? Başka var mı lamba? Bakayım. Bak orada bir şeyler var. Bu arada yapsın dersini. Dersimiz abi, Kur'an ne de? Şimdi belki daha önce çok okuduğumuz bir yer, çok duyduk ama noktayı nazarlarımız farklı. Mehmet abi. Kur'an ne? Kur'an ne de? Noktayı nazarlarımız farklı. Ondan sonra böyle bir noktaya nazar, bu noktadan böyle bir okuyalım. Değişik noktaya nazarlarımız. İnşallah. Kamerayı çek. Üstad Hazretleri, mukaddime 300'dür. Birinin 300'de Kur'an'ı tarif etmiş. Kur'an nedir? Bu sorunun cevabı abi, bir, Allah yarimine. İki, Esma-i Hüsna yarimine. Üç, insan. Kur'an nedir? Birinci cüzde Allah yarimine. İkinci cüzde Esma-i Hüsna. Üçüncü cüzde insan tarifi, insan noktaya nazar tarifi yapılmış. Benim üzerinde duracağım Kur'an'ın tarifi birinci cüz. Birinci cüz, ikinci cüz, üçüncü cüz. Üstad Hazretleri burada anlatırken Kur'an nedir diye, abi şöyle bir ok çıkarayım ben. 25 tane farklı teşbih yapmış. Ben onları yazayım. Kur'an nedir? Şuraya yazayım. 25. sözde Allah Celle'den Kur'an anlatırken 25 tane teşbih yapılmış. Ne kadar bir tevafuk var değil mi? Hiç şey yok diyemedim sen. Hani kainatta tesadüf edilmemiş ya abi. Her cümle. 25. söz ve 25 tane teşbih değil mi? Teşbih. Allah Celle'den Kur'an nedir? Üstad Hazretleri 25 tane teşbih yapmış. Murat abi biraz yavaş ve okunaklı yazar mısın bunları ya? Abi tercüme. Tercüman. Biraz sen hafızadan okuyorsun, oraya yazıyorum ama hafıza yazıyor mu, oraya kalem yazmıyor. Müfessir. Biz de okuyalım. Evet. Keşşaf. 25'inde yazacak mısın? Ona göre. Yazayım böyle gözüm üzerinde olsun, hepsini tamam. İzah edemeyeceğim zaten. Tamam, tercüme. Keşşaf, Miftah. Lisan, İltifat, Hazine, Güneş, Maviziye, Kitab-ı Şeriat, Kitab-ı Dua, Kitab-ı Hikmet, Kitab-ı Emir, Kitab-ı Davet. Kitab-ı Zikir, Kitab-ı Fikir. Zikir. Kitab-ı Zikir. Fikir. Şuraya yazabilirdim de, şöyle. Hendese. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. Temel. Temel diyor. Mürşit. Temeli mi o? Evet. 2, 4,
numaralar yap yap kendin numara ver. Bir küçük küçük bir. Bir. İki. Tam yanına yapsana biraz daha. 8, 9, 10, 11. Bak bir tane atladın. Hangisini abi? Bak, lisandan sonra lisan İltifat. Kaç? İltifat. He. Ya işte yanına yap, daha yanına yap. Yanına yap. He. Tamam. Yapıştırıcı. Yanına getir. Olmadı ya. L'nin yanına yap. Altı nerede? Tamam buradan. 4. 4 daha var ya abi. 2, 4. Şu 5. 6. 7. 20 tane yaptı abi. 5 tane daha. 9. 10. Benim 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ne var en alttaki abi? Hadis mi? Hadise. Hidayete sevk eden. Evet. Bakıyorum şuraya atladığım var mı? Hadi. 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 Hidayete sevk eden ya. Evet. Dua kitabını yazdık mı? Dua yazdık. Şeriat yazdık mı? Yazdık. Hikmet kitabı yazdık mı? Yazdık. Kitabı Ubudiyet. 22. Kitabı Ubudiyet. 23, 24, 25. Evet. Kitab-ı Mukaddes. 25 Kitab-ı Mukaddes. Mukaddes. Şuraya iki tane yazdım ya, Maviziya. Bu ayrı olacak. Evet. Masu demek ziya, ışık demek. Yani Kur'an hem suymuş hem ziyaymış yani. Şuraya yazayım. Ziya. Sana daha vardı. Mürşit. Bir de Hikmet-i Hakikiye. Şuraya yazayım. Hikmet-i Hakikiyesi. Böyle 25 tane teşbih var. Allah cehennemden Kur'an nedir? Şimdi bunları tatbik edeceğiz. Biz teşbihlerin üzerinde duracağız. Ne demek diye yani. 20 ne abi? Kitap ne? Abi, kitabı Mürşit. Yani, kitabı Hadis. Yani hadisi, hidayetse, kitab-ı ubudiyet, ziya, hikmet-i hakikiye, bir de kitab-ı mukaddes. Şimdi Hüsnü Hazretleri bu 25'in sözün baş tarafında şöyle söylüyor. Bu Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki ekser ayetlerin her biri, Hasan abi, her biri ya mülhitler tarafından medare tenkit olmuş veya ehl-i fen tarafından itiraza uğramış veya cinni veya insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. Bu 25'in sözdeki ve külliyetin genelindeki ayetler için diyebiliriz yani. 4 tane. Ya mülhitler, ya ehl-i fen, ya cinni, ya insi şeytanlar tenkit etmiş, itiraz etmiş. Vesvese ve şüphe etmişler. Onların şüphelerine değil mi, zikretmeden tenkit noktalarına bunun cevap vermiş yani. Bu başta söylüyor. Demek ki bu zamandaki yani bu 25. sözü bilmek müsaade her hafızın 25. sözü değil mi, okuması gerektiğini söylüyor. İtiraz noktaları buradan geliyor yani, bu ayetlerden itiraz ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. De ki, işte insü vel cinnü, insanlardan ve cinlerden, insanlar ve cinler bir araya toplansa bir misli, Kur'an'ın mislinden bir misil yapamazlarmış yani. Ayetin kısa bir meali öyle. İnsanlar ve cinler toplansa
mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Hakim-i mucizil beyanı. Evet. İki tane de burada teşbih yapılmış. Abi. Mahzen-i mucizat. Şimdi mahzenin lügat manası Mehmet abi depo demek. Mahzen. Değil mi? Lügatta depo olarak geçiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim mucizelerin mahzeniymiş. Mucize ne demek? Mucizeler ikiye ayrılıyor Risale-i Nur'da. Bir peygamber mucizeleri, bir de bizim kainatta adiyat namıyla, sebep-sonuç ilişkisiyle gördüğümüz her şeyi Hüseyin Hazretleri anlatırken kudretin mucizeleri olarak anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim hem kevni noktada hem kelami noktada bütün mucizeleri cem etmiş yani. Mahzen-i mucize. Şimdi her mucize bir kanundur. Her kanun bir mucizedir yani. Hasan abi. Her mucize bir kanundur. Allah'ın öyle bir kanunu var ki peygamberlerin olduğu zaman da mucize göstermiş. Yani nübüvvet dava eden bir kimsenin öyle bir kanunu var Allah'ın yani. Mehmet abi. Çünkü ilim şey değildir. İlime itiraz edilebiliyor da, çünkü ilme mukabil ilim getirilebiliyor. Her şeyi tenkit edebilir veya belki bir şeyler der. Mesela Müseylime-i Kezab, ey fiil, hortumuz olan fiil, takvili bir var ya. Bir şey demiş ama mucize getiremez. Mucize, peygamberlerin büyük delilidir. Şimdi şöyle söyle, şöyle bir cümle vardı. Şimdi mucize, Üstad Hazretleri bazı yerlerde değişik ifadeleri var. Mesela indel hace diyor. Lemalarda indel hace. Ara sıra. İhtiyaca bina. Burada şöyle bir ifade var. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla hikmet-i rububiyetin istediği insanlara. İlzam-ı hüccet için mucize gösteriliyormuş yani. Bunu Şakkı Kamer'de söylüyor. Sırrı irşat, sırrı teklif ve hikmet-i risaleti. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri ve istemedikleri ve dava-i mübüvveti henüz işitmedikleri diğer insanlara mucize Cenab-ı Hak göstermiyormuş. Fakat demin dediğimiz gibi iki türlü mucize var. Bir bizim normal gördüğümüz şeyler, bunlar aslında mucize yani. Bir de peygamberlerin mucizeleri var. Kur'an-ı Kerim bu ikisini içine alıyormuş. Şimdi mahzen-i mucize, iki mucizeleri de içine alan ve mucize-i kübra-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Bu ne demek? Şimdi peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra kendi zatıdır. Aynı Muhammed'ti. Dava-i nübüvvetin en parlak delili o zatta içtima eden ahlak haliydi. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Hasan abi. Şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela bu ders yapılsa bu peygamberler mucizelerinde 7. mucize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesidir. Şimdi diğer altı peygamberlerin mucizeleri maddi manevi daire-i rububiyetin derslerini veriyor. Yani bizzat bize bakıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in biz nasıl bize bakıyor Mehmet abi? Hiç düşündünüz mü bu manayı? Yani diğer peygamberlerin mucizelerine insanlar nazire yapıyorlar. Değil mi? Yetişmeye çalışıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'e biz nasıl yetişeceğiz? Nasıl o peygamber mucizelerini tatbik ettiğimiz hakikati tatbik edeceğiz yani? 7 tane madde yazmıştık. Hatırladınız mı abi? Maddeye nasıl bakıyor? Maneviyata nasıl bakıyor? Daire-i rububiyetin hangi dersini veriyor? Ubudiyetin hangi dersini veriyor? İşte geleceğe nasıl bakıyor? Lisan-ı mesleğe nasıl bakıyor yani? O 7 tane mesleği ona uyguladığımız zaman hatırladınız mı dersi Mehmet abi? Mehmet abi var mıdır acaba? Vardı değil mi? Hangisinde? Hatırladı abi. Peygamberin mucizeleri nasıl? Şimdi de Bodrum'da yapmıştık ya. Yedi esas var. Yani demek ki... Bak tam çıktı. Evet, yani o zaman şöyle anlaşılıyor.
Cenab-ı Hak kelami ayetlerde harfleri, cümleleri nasıl dizmiş? Ondan sonra birisini okunduğu zaman muhalif de olsa, inkar etmese de itiraz da edemiyor. Demek ki yani Kur'an-ı Kerim'i nasıl diğer peygamberin mucizeleri gibi şey yapacağız? Konuşurken öyle bir lafızlara dizeceğiz ki, öyle bir efendim misaller getireceğiz ki, yani onun aynısını yapmaya çalışacak insan konuşmasında bir şey anlatırken yani. En büyük mucize buymuş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biraz şeyci ben ifade edemedim Mehmet abi de. Yani ben daha tam şey yapamam, zor bir şey olduğu için şurası, o cümle yani. Yani biz ne yapacağız peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'miş. Değil mi? Diğer mucizeler nasıyla yapılıyor, yetişiliyor. Onu nasıl yapacağız yani? Malzeme ulaşmak zaman alır. Ya benim noktaya nazarım hani şey noktasında, hitabet noktasında yani. Helal. Kelamını o kelama benzetmek yani. Çok edipler de böyle yapmaya çalışmış. Ne kadar yaklaştırırsa demek ki o kadar tesir olacak konuşmada yani. Müslak yapmış. Risale-i Nur'a esir yapmış. O manada diyebiliriz yani. Bir sanıdaki uslup tarz ifade ona yakınlaşmış yani. Kur'an'dan teneşşüh etmiş diyor zaten. Evet abi. Kur'an'dan teneşşüh etmeyen diyor sözler diyor ne kadar belli olursa diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğiyle diyor yani bir başka bir en dünyanın en güzel bir adamının kıyasa gelmesi gibi diyor. Evet. Kur'an ve Kur'an'dan teneşşüh etmeyen sözler diyor. Evet. Kur'an'dan teneşşüh ettiği için onun namına geçiyor. Kur'an onu daire-i harimine alıyor diyor. Evet. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mahsen-i Muzet'le Muzey-i Kübra-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Hakim-i Mutil Beyan'ın hadsiz vücuh-i icazından 40'a yakın vücuh-i icaziyi Arabi Risalelerinde ve Arabi Risalet-i Nur'da ve İşaret-i İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Yani Kur'an-ı Hakim'in Mahsen-i Muzet olması ve Muhammed Aleyhisselatü, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olmasını hadsiz İcaz yönlerinden efendim 40'a yakın vücuh-i icaziyeyi Arabi Risalelerde 1, Arabi Risalet-i Nur'da 2 ve İşaret-i İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 adet sözlerde işaretler etmişiz. Yani Kur'an'ın Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi ve Mahsen-i Mucizet olmasını Risale-i Nur'da eski eserlerde ben bu mucizelerini gösterdim. Üstadımız bir yerde 200 tane mucizesinin olduğunu söylüyor. Bu 40. sözde 25. sözde 40 tanesi izah edilmiş. Bu 40 tanesinin içinde böyle dallarıyla beraber yani içindeki başlıklarla beraber bir 200'e yakın yapıyor yani. Bu lemahatta da böyle bir 200'e yakın madde var yani. Şimdi onlardan yalnız 5 veçhini bir derece beyan ve sair vücuhu işlerinde icmalen derece ederek ve bir mukaddimeyle onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddime 300'dür, 1. cüz. Kur'an nedir, tarifi nasıldır? El cevap, 19. sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, 1. ve ayat-ı tekvineyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebedisi. Şimdi dedi buraya yazdım ben. Bu 1. cüz Kur'an nedir? Allah canibinden tarifi yapılmış. 25 tane böyle teşbih yapılmış. Bu teşbihlerin üzerinde durarak Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Kur'an neymiş yani? Şimdi dedi ki Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın tercüme-i ezeliyesi. Şimdi burada iki tane teşbih birleştirilmiş. Şu ikisini sileyim. Tahtayı kullanayım abi. Şimdi önce ezeli anlayalım. Ezel neydi? Şöyle bir çizgi çekin. Kader Risalesi'nde mazi, hal, istikbal. Şuna ezel deniyor. Ezel lügatta hani geçmişten başlamış, öyle devam ediyor demek değilmiş. Mazi, hal, istikbali içine alır. Şimdi şöyle, kelam-ı ezel diyoruz ya abi. Kelam-ı ezel ne demek? Allah'ın kelamı, mazi, hal,
ve istikbali içine alıyor demek. Yani Allah bir kelam etmiş, ben şimdi konuşuyorum. Bu zaman, mekan, benim konuşmam, kelamıma kayıt koyuyor. Kelam-ı ezel dediğimiz zaman, Allah'ın kelamına mazi, hal, istikbalde hiçbir kayıt yok. Ve ne kadar mevcudat var, hepsine Allah mana veriyor. Kelam-ı ezel yok. Mazi, hal, istikbale bakıyor. Şimdi buradaki teşbihte dedi ki, tercüman-ı ezeli. Tercüme-i ezeli. Aşağıda bir ifade geçti. Başka bir benzetme. Tercüman-ı ebedi. Şimdi tercüme-i ezeli için kitab-ı kebir, kainat kitabı dedi. Kainat kitabı. Tercüman-ı ebedi için de ayat-ı tekviniye dedi. Şimdi şu teşbihi söyleyelim. Tercümanla tercüme ile tercüman arasındaki fark ne? Abi. Şimdi bir tercüman düşünelim. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye çeviri yapıyor. Abi. Bunu yazarsa o metin tercümesi, fakat bunu ifade ederse ona tercüman deniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tercüman olması, kainat kitabının ve tekvini ayetlerin ne demek? O zaman şöyle oluyor. Kainat kitabı kebiri kainat ve ayat-ı tekvini Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu ayetler. Bir tercüman nasıl ki İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapıyorsa, o zaman tercümenin manası Cenab-ı Hak kudretin ayetlerini kelamın ayetlerine çevirmiş Hasan abi. Hani çeviriyor diye. Metinde olduğu zaman buna tercüme, kendisi yaptığı zaman tercüman oluyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yine 25. sözde diyor ya, Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyidir. Muhammed değil de Ahmet abi. Yok. O şey 19. mektupta mı geçiyordu? Muhammed olarak söylüyor. Muhammed Ahmet dedi baştan. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor. Gösterebilir miyiz abi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kur'an'ın mucizesidir. Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesidir diye. Ben telefonum oradadır. Aslında ben de bunu gösteririm ama. Şimdi yani şu üstteki tercümanı ezeli, evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi, aşağıda da Kur'an'ın mucizesi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Abi şöyle, yani biz şimdi Allah caniminden izah ediyoruz meseleyi. Sizin demiş olduğunuz mesele, buraya yazdım, üçüncüde geçiyor abi. Yani biz şu anda o taraftan, yani Allah caniminden Kur'an nedir? Yani. Şimdi bir daha şey yapalım abi. Tercüme kağıtta oluyor. Tercüman ifadede oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tercüman olması ne demek? Kudretin ayetlerine, kelamın ayetlerine çevirmek demek. Bu yazıda olunca, tercüme-i ezeliye, ifadede olunca, tekvini ayetlerde olunca tercüman-ı ebedi. Yani o zaman şöyle oluyor. Şimdi ikisinde de mi kudretli kelam mevzu? Evet abi. Mesela bir çeviri yaparken adam tam, şu çok önemli. Şimdi diyelim ki ben İngilizce çevireceğim. Adamın için Türkçe'ye. Nasıl çevireceğim veya da Türkçe'yi İngilizce'ye çevireceğim. Bizim mesela Türkçe'de o kadar çok deyimler, atasözleri var ki. Mesela şöyle. Dam üstünde saksan, vur beline kazmayı. Şimdi ben bu ifadeyi İngilizce'ye çevirebilmem için Hasan abi, İngilizcenin belagatına, örfüne, değil mi? Edebiyatına vakıf olmam lazım benim yani. Ki ben bu ifadeyi çevirebileyim. Şimdi Cenab-ı Hak o kadar kudretini ayetlerini, kelamını ayetlerine çeviriyor ki herkese bakıyor. Her mahiyeti insaniyi biliyor. Cinleri biliyor. Melaikeyi biliyor. Ruhaneti, her şeyi biliyor. Çeviri yapan kimsenin, karşı tarafın edebiyatına efendim vakıf olması gerekiyor ki tam çevirsin, istenilen manayı ortaya koysun. Bazen kelime
kifayet etmez ama ona yakın bir deyim söyleyebilir adam yani. Şimdi tercüme dediğimiz zaman Cenab-ı Hak mazide, halde, istikbalde ne varsa buna derc etmiş. Tercüme-i ezeli bu. Peki tercüman ayat-ı tekviniyenin, tekviniye ayetlerin de tercümanlığını yapıyormuş yani. Peki ezel ile ebed arasındaki fark nedir? Abdülkadir abi, ebed deyince ne anlıyoruz? Ebed. Ebed sonsuza bakar, ezel, ebed, maziye, müstakbel hepsini birden bakar, hata eder. Ezel. Ebed? Ebed de ila nihayet gidiyor. Ebed ezelin dahilindedir. Ebed ezelin içindedir. Yani başlangıcı... Ezel bu üçün mazi hal istikbal. Kader Risalesi'nde ezel öyle bilir. Evet. Asıl abi ne diyebiliriz evet için? Ezeli olan elbette ebedidir diyor zaten. Sedat abi, evet. Evet herhalde ayat-ı tekviniye dediği için kainata bakan tarafı. Mesela hiçbir şey fenaya gitmiyor değil mi abi? Cenab-ı Hak bütün mahlukatı ya şekaveti ebediye ya da saadeti ebediye mazhar edecek yani. Şimdi demek ki onun tekvini noktadan yani ayet olarak yaratılmasından sonraki süreç Mehmet abi ebed oluyor. Mesela normalde insan bu dünyada ebedidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kabirden sonra ama o cümle söylenebilir yani. Kabirden sonra ebediyet var diye. Ama buradaki ifadeyle beraber düşündüğün zaman Kur'an-ı Kerim ayat-ı tekviniyenin mütenevvi dillerinin tercüman ebediymiş. Yani Kur'an-ı Kerim tekvini ayetleri mütenevvi şekillerde tercümanlığını yapıyormuş yani. Mesela hayat nedir? Ölüm nedir? Ondan sonra arı niye bal yapar? İnek niye süt yapar? Tercüme-i ezeliye ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebediyse. O zaman şöyle bir mana da çıkıyor. Yani buradaki ifadeye göre şu tercümeyle tercüman meselesi var ya abi, şuradaki ifadeye göre ben oluyorum Kur'an yani abi. Yani ben hem tekvini bir ayetim, hem tercümeyi içinde barındırıyorum. O zaman onu dinlendiren ben olmuş oluyorum yani. Büyük insan. Natık-ı Kur'an. Natık-ı Kur'an oluyor abi. Evet. Hani bazı ifadeler var da tam ifade edemiyorum. Biraz da çekiniyorum söylemeye de abi. Söylüyorum. Niye söylüyorum? Çekiniyorum. Söyle söyle. Evet. Anladınız. Estağfurullah. Evet. Tercümeyi... Yanlış olursa düzeltiriz abi. Tercümeyle tercüman... Şey yaptık mı abi? Yani neymiş? Cenab-ı Hak kudretin ayetlerini kelamın ayetlerine çeviriyor. Bir ezeli olarak yazıda var. Her şey var bunda. Nasıl varmış? Tercüme olarak varmış yani. Yazıya dökülmüş bir şekilde. Hepsi var. Peki ezelde de şey var mı? Kudret mesela tahrik etmiş mi? Ezeli nasıl düşüneceğiz öyle? Hani mazi, hal, müstakbel... Evet. Al burada bizim şöyle bakacağımız nokta şu iki ifade de yani tercüme de tercüman. Abi. Yok anladım şimdi hani acaba başka bir şey çıkar mı diye söylüyorum. Şimdi tercüme-i ezelisinde daha çok İmam-ı Mübin artık Kitab-ı Mübin gibi duruyor. Evet. Tercüman-ı ebedi de Kitab-ı Mübin gibi duruyor biraz. Evet. Sen abinin sayesi ama abi İmam-ı Mübin gibi duruyor. Ezelin mazi ve müstakbeli yoktur. Allah var iken hiçbir şey yoktu. El anda öyledir tarafı. Bunun başı ve sonu yok. Ebed ise hani şu şeye benziyor. Kur'an geliyor, gidiyor. Felsefesi gidiyor. Şimdi bu bir esma. Ezel, tamam mı? Yani başı olmayan sonsuz. Evet. Bak, ezel,
baş olmayan sonsuz. Ebed ise bu ezelin içerisinde Allah karar verdi. Bir mahlukatı yaratayım. Şimdi ona da bir tanım getirilmesi lazım. Yarattı. Bazıları diyordu, mucib bizzattı, mecbur yaratacak. Hayır. Bazıları da vücut vermemiş buna. Ezel ve bedin içinde boşluk mu var ki hal olsun? Tamam mı? Boşluk mu var bu? Bu hal. Yok. Bir daha toparlanın. Allah yarattı. Sonsuz ezeli ebedi. Madem ezeli ve ebedi ise, ara boşluğu yoksa, bu mahlukat iki ezel ve ebed, ezeli var ya mazi mustakbel, evet. İki sonsuzluk arasında fanilik olur mu? Başlangıcı olmayan sonsuz ezel, ebed ise bu zuhuratın tahakkukundan ortaya çıkan bir sıfatıdır ki o da ebeddir. Nur-u Muhammedi ile başlayıp nihayeti olmayan. Yani esma ve sıfatın zuhuratları ile başlayıp nihayeti olmayan ebed. Ezel ise başı olmayan sonsuz. Ebedin başını koymuyoruz. Esma ve sıfatın zuhuratı ile mahlukat başlama sürecinde Cenab-ı Hakk'ın aldığı bir unvandır. O zaman yani Allah'ın kelamında, Kur'an'da yani bu ifadelere göre ne olacak? Mesela bak diyor ki ayat-ı tekviniye ebed diyor değil mi? Evet. Ayat-ı tekviniye bu mahlukattır. Evet. Evamir-i tekviniye denmez oraya. Çünkü ayat-ı tekviniye vücud hali çıkmış nefsi vücud haricileri var. Evet. Yani nefs-i lemiktir. Etmiş. Kudret, irade ve esmalar taalluk edince ezelin içerisinde bir faaliyet var. Mesela şöyle diyeyim. Bizim bildiğimiz lisanla yapayım. İmam mı bir neydi? Mazi ve müstakbel. Mazi ve müstakbel olmuşsa hal olur mu? Hal yok ki. Mazi ve müstakbel ihata etmiş. O zaman hal bunun neresindeki? Zaten bundan tekvinle kudreti şey yapmışlar. Ayırt edememişler. Çünkü maziye ne demiş? Yaşanmış. İstikbale nedir? Yaşanacak. O zaman hal var mı? Yok. Onun için incedir bu. Ezelle ebedi ayırt etmek gibidir. Yani İmam Bey'in kitabı. Hal yoktur diyen zaten öyle dediği için Muhyiddin Arabi her şey, hiçbir şey yoktur. Sırf o vardır diyor. Şimdi o zaman esma ve sıfatın zuhurat olarak, mahlukat olarak başlatması Nur Muhammed'in. Bu başlangıç nedir peki? Başlangıç itibariyle bunun esma ve sıfattır ama şeyi yoktur. Bu şekliyle başı vardır. Nur Muhammed'i ile başlamıştır. Yani bir tanesi İmam-ı Mübin ezel, Kitab-ı Mübin ise ebeddir. Andakilerin toplamıdır. Mazi ve müstakbelin toplamı da ezeldir. Ezele bak. Biraz incedir. Niye zordur biliyor musun? Hali kabul etmek çok zordur. Neyle kabul ediyoruz biliyor musun? Mantıken ve ilmen kabul ediyoruz. Mazi diyebilmen için istikbal da lazım. İstikbal ve mazi demen için halsız, nasıl diyeceğim, hal yokken. İçin anı zaten çok zor. İşte bu aradaki farktan dolayı ayırmış yani. Evet. Yoksa birbirine tercüme. Çok... Hayat deyince ebed olur. Evet. Bir yerde başlamış. Birbirine çok yakın. Evet. Anlayabilmek için ebedi olmasıyla an başlıyor. An oluyor. Ebedi olursa olmasıyla an başlıyor. An oluyor. Evet. Ezel bir daha yapmış. Ezel ne dediniz? Başı olmayan sonsuz. Mazi ve istikbal içeriyor mu? Tabii dedim ya, başı olmayan sonsuz.
Yani başlangıcı olmayan son nihayetsiz yani. Şeyse ebed ise esma ve sıfatın zuhuratı ile anı ortaya doğurarak sonsuza giden zuhuratla başlamış. Şu derece kader ezeli nereye koyacağız o zaman abi? Kader ezeli meculu meculu dıştan tutuyor ya. O şeyi göstersen tamam, şeyi fakat. Ne? Şeyim yok ötekisi. Geç çık yukarıya meculu çık. Bak aç o büyüt orayı bak. Görüyor musun bak? Kader ezeli. İlmi ezeli. Kader ezeli. Ezel. Yani bu buradan ayna tutuyor. Yani sonu olmayan, başı olmayan sonsuz. Üçü birden tutmuyor ilmi ezeli. Ayna gibidir diyor. Bu bizim canibimizden değil mi abi? Allah canibidir. Hasan abi ben de bir girebilir miyim lütfen? Tabii gir abi bir gir. Serbest. Şimdi bakın. Ha. Hasan abi. Yani, eğer öyle olunca abi, evet. Bizim canibimizden o besin dediğiniz gibi evet, oldu yani. Kader ilmi şey demiyor mu? Ezel ne diyor? Siz hani başı olmayan ebedi olan. Ha, tabii başı olmayan bu ezeli. Ezeli kendi tarif ediyor. Bizi bırakmamış ki. Zaten o bırak ne diyor? Tercüme-i ezeli. Tercüme-i ezeli. Çünkü niçin? İlim sıfatı, kelam sıfatından başlamış. Subuti sıfattan başlamış. Tamam, ezeli bir daha tarif eder misin? Bence de yani. Ezeli mi? Evet. Başı olmayan sonsuz. Mazi müstakbeli nereye koyacağız bunu? Mazi ve müstakbeli içine almış. Hali de almış. Yutmuş hepsini. Hepsini almış. Öyle diyoruz da. Ezel diyor bir istim mazide diyor bir başlı yapıp bir yerde başlatıp da böyle ila nihayet giden bir şey değildir diyor. Mazi ve müstakbel içine almış diyor. Hal demiyorum. Dikkat edersen mazi ve müstakbel içine almış. Hal de var da abi. Var mı bak bakayım. Var. Bak bakayım. Hal de var abi ya. Bak bak. 26. sözde. Evet. Ya o şunu benim de biraz müdahale etmem lazım Hasan abi. Dur bir dakika. Şu baksın. Ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Evet, evet. Almış. Tamam. Şu yukarıdaki gibi. Onu diyor. Yukarıdaki hangisi? Şu ilm ezeli var. Evet. Tamam şimdi ilm ezeli böyleyse irade ve kudretin tahrip etmesi. Abi ben bir gireyim Allah aşkına. Gir ya. Abi gir bana diyorsun. Mehmet abi dersin. Bana baksan bana uzman benim konuda. Buyur kardeşim. Hasan Akar'a bakma. Buyur. Şimdi anlatayım mı? Anlat. Şimdi ben şu anki kararımı sana kusura bakmayın akınseler dinletip yapıyorum. Ezel ebed öncelikle ebed ebed, ezelin dahilinde, Hasan abinin her zaman söylediği gibi, suyu çektiğin zaman buz kalır mı? Kalmaz. Heh. İşte buz ebedse, su ezel. Ebed, ezelin dahilinde. Şimdi hal ile alakalı ben şu anda şöyle bir şey düşünmeye başladım Hasan abi. Hal ile yani alakalı. Yani bu tarife göre, ebed, ezelin vücut dahilcisi. Yani tamam o sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Hasan abi hal ile alakalı da eğer ben ebeden içindeysem yani hep nihayetsiz ve hadsiz ile alakalı olarak bahsediyoruz. Hadsiz derken ezele bakıyor, nihayetsiz derken ebede bakıyor. Nihayetsiz kainata bakıyor. Anlatabildim mi? Kainata bakıyor. Nedir? Bir başlangıcı olan fakat sonu olmayan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama sen bu demek oluyor ki ben ezelin içinde bir yerdeyim. Ama neredeyim? Anlatabiliyor muyum? Benim nerede olduğumun tercihini yapan benim şuurum. Ben karar veriyorum. Benim anım, Hasan abi benim anım şu an yaşadığım değil bence. Şimdiki şeyim o benim Hasan abi. Benim anım benim şu an yaşadığım değil. Mesela üstad diyor ya, hayalen
Cezuretül Arab'a gidelim. O an, onun anı Cezuretül Arab'daki hayal ettiği an Hasan abi. Yani şu mazi ve istikbal. O zaman bir tek ezel, bir de ebed derlerdi Hasan abi. Mazi istikbal ne demek? Mazi istikbal bizim her an gidip gelebileceğimiz nihayet hudutları Hasan abi. Bizim her an gidip gelebileceğimiz, hani hayal diyorsunuz ya, hayalen gidelim, hayal de bu işin içinde Hasan abi sanki. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani benim halim tasdik ettiğim yerdir Hasan abi. Ben bugün düşündüm, mesela diyorum ki ben yarın şu saatte şurada olacağım. Ona odaklandığım zaman benim halim o oluyor Hasan abi. Yani şu, mesela neden sadece ezel ve ebed denmemiş Hasan abi? Neden mazi var, istikbal var, bir de hal var? Hal benim onayladığım Hasan abi. Hal benim onayladığım. Onaylamadıkların ne oluyor? Mazi ve onaylamadıkların benim halim değil işte Hasan abi. Yani İmam Mübin. O zaman hiç yaşamamış oluyorsun. Bir kafir düşün, hiç onaylamadın. Hiç kitabı bildiğin olmadı mı? Tabii Adem'e gidiyor abi. Adem'in vücut bulmuyor ki. Benim anladığım vücut anlayışı Hasan abi şu. Ben Allah'la ilişkilendirdiğim zaman şu karşıdaki ağacı vücut buluyor. Vücut buluyor. Bu suri vücutlar Hasan abi bunlar. Bunlar vücut değil ki zaten. Mevcut. Bunlar mevcut Hasan abi. Var olup yok olup gidiyorlar. Var olup yok olup gidiyorlar. Benim buldurduklarım. Yani bir de şunu da söylemek istiyorum Hasan abi. Mesela tercüme-i ezeli diyor Hasan abi. Tercüme-i ezeli. Mesela bakın ben tercüme-i ezeliyim Hasan abi. Mesela elma tercüme-i ezelinin, yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben tercüme-i ezeliyim. Benim kazandırdığım anlamlar, aman bu benim tarife göre yanlış ya. Vücuda getirdikleri tercüme ne ebedi olur. Tamam işte bakın anlatıyorum. Bak ama nasıl olur tercüme? Bakın nasıl olur öyle ama? Mahluk olana abicim bir saniye bir ifade edeyim lütfen. Bakın şimdi bir kafirin gözünde tercüme-i ebedi olabilir mi elma? Bu ona bağlı değil ki. Bakın okumak için göndermiş diyor. İşte okuyabildiğin zaman bir anlamı var. Kur'an'ın senin için anlamı var. Okuyabilen için anlamı var. Okumayan için Kur'an. Evet güzel demiş bak. Ha demiş bak. Ben bir şey söyleyeceğim. Neyi demiş abi? Abi. O mavi işaretliği okusana. Evvel akil olarak. Için. Söyle abi. Ebed, ben anladığım mahluka bakar. Ezel de vacib vücuda bakar. Bak, ben öyle anlıyorum ama. Nerede bu çıbak çıkmış? Bu abi 25. sözde gene herhalde. Bak Cenab-ı Hak 412. Ezeldir, ebeddir. Ne demektir? Evvel ve ahirdir diyor. Başlıyor, sonuyor. Yani evveli, çekirdek, ebedisi de meyve. Ne oldu Murat? Böyle bir şey oldu. Yok abi takip ediyorum ben. Yani anlamaya çalışıyorum. Ha, bak. Şurada Cenab-ı Hak nedir diyor. Evet. Cenab-ı Hak tarif ediyor. Cenab-ı Hak hak olan Allah oldu ki. Evet. Ezelidir ve ebedidir. Evet. Yani ne demek? Evveldir, ahirdir. Evvel ve ahir sınırına bakıyor gibi. Evet. Yani sana neye göre şöyle eşleşir abi? Şimdi lem yelit ve lem yület ayetini izah ederken bunu söyledi. Yani o doğmadı, doğrulmadı. Normal lügat manaya vermişler. Bunun yüksek bir tabaka, yani en yüksek bir tabaka lem yelit ve lem yület ayetinden bunu anlıyormuş. Yani Allah doğmadı, doğmamışsa, doğrulmamışsa o zaman ezelidir. O zaman ebedidir. Ezeli ve ebedi olan hem evveldir hem ahirdir demişler yani. O ayeti böyle anlamış. Çok yüksek bir tabaka yani. Normal meali zahiri anlamamışlar yani. Allah ezeliymiş, ebediymiş, doğmamış, doğrulmadığından ezeli ve ebediymiş. Ezeli ebedi olunca nasıl çalışılacak biliyor musun? Evvel ve ahir. Sen bunu yaparken şunu yapacaktın. Ezeli ve ebedi tek tek çalışacaktın. Ebed nedir, nasıl geçiyor? İşte abi ben genel manada hani ezel ve ebed noktasında 2-3 tane müşahhas bir yer var ya. Nedir o? Mesela kaderi buraya yazdım ben.
Ezel neymiş? Mazi hal istikbal yani. Onlar şey tamam. Ebed ne? Ebed ne? O zaman ebed kabirle beraber başlayan bir süreç var yani. Veya da burada biz halde durduk. Evet. Veya da doğdun şehadet halimine geldi. Biraz önce ben tarif edeyim. Esma ve sıfatı evet. Zuhuratı ile başlayıp nihayetsiz. Evet. Buna ebed deniyor yani. Evet. Yani irade ve kudretine talik edince ölümü de koymaya gerek yok. Ebed yolculuğumuz devam ediyor bize. Devam ediyor yani. Yeniden bir yolculuktur. Evet. Alemeye yani. Bahtan değil mi? Rahmı maderden. Evet. Bu da şunu. Geçen bir yol süreç var. Buna ebed deniyor yani. O zaman metinle beraber anladığımız zaman, baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kainat kitabının tercüme-i ezeliyesidir dediğimiz zaman abi yani o teşbihlerin şeyini kaçırmayalım. Kaçırdık mı? O zaman tercüme-i ezeliye dediği zaman mazi hal ve istikbalde ne varsa burada yazıyor yani. Abi. Kainat kitabı diyor. Kainat kitabının kudretin ayetleri de yaratılmış. Kudretin ayetleri mazide, halde, istikbalde ne yarattıysa o burada var demek yani. Kur'an neymiş? Bir tercümeymiş yani. Hasan abi. Neyi tercüme ediyor? Ben olmasam ayat-ı tekvini olur mu? Ayat-ı tekvini sen yokken de vardı zaten ya. Hasan abicim şunu söylemek istiyorum. Ayat mesela şunu söylemek istiyorum. Kainat yok muydu? Bakın şunu demek istiyorum Hasan abi. Şimdi bakın bir vacibül vücut var ya Hasan abi. Şimdi, ama Nur-u Muhammed'i dersen o yokken kainat yoktur tabii. Kainat onun üzerine bina etmiş. Ya ben Hasan abi ben derken eğer Nur-u Muhammedi'yi mi kastediyorsun? Yani öyle oluyor Hasan abi. Neden? Çünkü yani bir onu kastediyorsam kainat yoktu. Yok onu da kastetmeye varsın Hasan abi. Her neyse devam edelim. Hı? Yani şu iki cümleyi bir toparlarsak tercüme ne tercüman? Birisi bu zaten burada açıklıyor. O denileni anlıyor. Şu kitabı kebiri kainatın tercüme ezeliyesi, tercüme. Bunu ilme diyor. Evet. Tamam. Bu ilim, Kur'an'a evet. Diyor. Evet. Sonra ayat neydi? Eşya. Evet. Eşyanın adı ayattır. Evamir değil. Ayat-ı tekviniye ayrı, evamir-i tekvine ayrı. Ayat-ı tekviniye vücuda gelmiş olanlar. Vücuda ilk tayyun-u evvel Nur-u Muhammed'idir. Evet. Tayyun-u evvelden başlayıp mütenevdiyle tercüman ebedisi. Ebedi nerede kullanıyor? Eylemsel itibariyle bakın. Evet. Ebedi ayakta kullanıyor. Ezeli şeyde kullanıyor. Tercüme ezeliyesini kainat ilimde kullanıyor. Birisi kudret. Birisi kudretin tahallukuna, birisinde ilim de kullanıyor. Ayata ebed diyor. Kitabı kebir şey var ya, kitabı kebir hikayene. Ben onu külliyattan bakma, o daha ziyade irade sıfatını yani. Üstad Hazretleri ilim evet. Ve irade beraber iş görür diyor. Evet, evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın irade ve ilim tarafına bakıyor yani. Evet, doğru. Evet. Bu tekvin ayette kudret tarafına bakıyor. O zaman tercüme ve tercüman olduğu zaman yani beraber düşündüğü zaman şu manayla Cenab-ı Hak hayatı ne olduğunu bize anlatıyor. Mesela mevtin Fikret abi. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Yani mevti yaratan, hayatı yaratan. Peki niye yarattı? Liyebluvekim eyyüküm ahsene amele. Kim daha güzel amel edecek yani? Allah hayatı ve mevti niçin yarattığını bize çeviriyor. Gafur abi. Kur'an buymuş yani. Tercümeymiş, tercümanmış yani. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessire. Şurada da bir şey vardı abi. Oradan gördün mü? Müfessir. Neyin müfessir? Müfessir neydi? Tefsir yazan, değil mi? Ayetleri izah eden. Yani Kur'an-ı Kerim kainat kitabında ve tekvini ayetlerde yani burada Alem-i Gayb'de ve Şehadet kitabının müfessiriymiş. Nasıl tefsir kitapları var? Mesela Elmallah Hamdi Yazır var, Üstad Hazretleri müfessirdir değil mi? Ondan sonra Kadı Beyzavi'nin tefsiri var. Ne yapmış? İhtiyacı olan o zamanın ayetleri çevirmişler yani, tefsir etmişler. Allah da Gayb'de ve Şehadet kitabında ne varsa onları tefsir edilmiş. Mesela Levh-i Mahfuz nedir?
ölüm nedir? Levh-i mafi ispat nedir? Cennet nedir? Cehennem nedir? Bu şehadet aleminde, gayb aleminde ne varsa onları Kur'an tefsir etmiş yani. Alemi gayb ve şehadet kitabının müfessire. Gayb hani bilinmez ki gayb. Nasıl? Gayb bilinmez diyor ya. Gayb Allah'ın bildirdiği kadar yani. Yani şöyle, biz mesela gaybe iman ediyoruz. Biz şu an cenneti görmedik. Cenneti görsen o zaman gayblıktan çıkar yani, değil mi? Melekleri gördün sen. İman gaybadır yani. Gayb aleminde ve şehadet aleminde ne varsa Allah bizi buna bize anlatıyor bunları yine. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafıymış. Keşşaf. Buna yazmıştık. Bir müfessir dedik. Bir de keşşafmış. Keşşaf hazineyi ortaya çıkaran demek. Hasan abi. O zaman buradaki ifadede ortaya çıkan neymiş? Zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'ymiş. Mesela Cenab-ı Hak haşirle alakalı deliller anlatıyor. Bak diyor, Allah ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. Bak Allah'ın rahmeti sellerine. Şöyle bitiriyor delilleri anlattıktan sonra, ve hu alâ külli şeyin kadir. Yani o anlatmış olduğu delillerin içerisinden o hazineyi çıkarıyor. Allah'ın gücü her şeye yetermiş. Keşşafmış. Yani Kur'an-ı Kerim neyin keşşafıymış? Neyi, hangi hazineyi ortaya çıkarıyormuş? Zeminde ve gökte. Esma-i İlahiye varmış. Hazinelerinin keşşafıymış yani. Kur'an-ı Kerim bir cihetiyle baksak. Şimdi 25 tane tarif vardı. Kur'an-ı Kerim'e bir cihetiyle baksak tercümeymiş. Bir cihetiyle baksak tercümanmış. Bir cihetiyle baksak müfessirmiş. Bir cihetiyle baksak keşşafmış yani. Demek ki yani bu tabirlerin içini çok doldurmak gerekiyor ki yani ne dediği anlaşılsın tam olarak yani. Bunlar peki Allah cehennemden nasıl oluyor? Ben onu anlamadım. Yani Allah cehennemden olmuyor ki bunlar o zaman. Bunların her biri benim tarafımdan değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Yok abi. Osman, hangi sana abi? Bana baba ne diyor? Dersi takdim edene soruyor. Ha, Murat'ım. Yani bu bahsettiklerinin hepsi bana bakıyor sanki. Allah cehennemden derken ne demek acaba? Yani Allah cehennemden derken? Veya benim cehennemden olsa ne değişecekti ki burada? Yani meselenin bakış açısı farklı yani. Sen güneşe bakıyorsun mesela, güneş sana yakın değil mi? Hı hı. Kalk buradan güneşe git. Kaç sene sürer? Hani güneş bize yakındı? Bak 4000 sene varmış yani seninle güneşin arasında. Sen buradan baktın. Hı hı. Bir de oradan bakış var yani abi. Oradan bakarsan... Ben mi bakıyorum? O bunu soruyor yani. Cenab-ı Allah'ın yanından sen bakıyorsun diyor yani. Benim anladığım. O bakmıyor yani. Yok, şimdi Kur'an'ın mucizevi yönleri var ya. Tamam. Şimdi bu Kur'an'ın mucizevi yönü, bu Allah cehennemden bu. Şimdi Allah cehennemden bu şekilde mucizeleri var diye bildim. Ama ben diyorum ki yani şu mucize kimedir? Mesela burada ben tek başıma bir şey yapsam ne anlamı ifade eder ki? Ben bunu birine yapmalıyım değil mi? Bu sefer benim cehennemden de oluyor. Ne değişiyor? Yani burada şöyle gözüküyor, bu Allah cehennemden hani Cenab-ı Hak'tan mahluka bakan yön diyebiliriz. Böyle dersek insanda Kur'an'ın insandan şeye bakan yön, mesela kitabı dua dedi mesela. Evet. Kitabı dua ne demek? İnsan için. Tabii. Ama Cenab-ı Hak kitabı dua olarak yapmış. Yani zaten nuzul yani noktası hep öyle de tersi insanda ne diyeceksin onu merak edeceğiz o zaman. İşte üçüncü tarifte insanı anlatıyor. Hani ne farklı bir şey getirecek. Evet. O Cenab-ı Hak'tan gene muhatap insan yani. İnsan. Mesela evet. Yani Kur'an neymiş? Yön, Allah'tan Kur'an, insanı bakan yön. Kur'an neymiş? Gibi. Ha. Allah'a göre emir kitabıymış. Emirler vermiş yani. Emirleri anlatıyor. Bir cihetiyle ama. Hepsi de değil. Bir cihetiyle baksa yasaklar kitabıymış. Bir cihetiyle baksan dua kitabı. Yani o duaların yapılmasını istiyormuş. Bunları kim istiyor? Allah istiyor. Oradan mı bakıyor yani? Allah cehennemden Kur'an ne demektir yani? Direkt Allah'a bakıyor değil de Allah cehennemden. Allah cehennemden bakış olunca o zaman mesela tercümanı ebedi diyor ya.
Tercüman da ebedi diyor ya. O zaman burada ezel ebed diye ayıramıyoruz ya. Yani o zaman hepsi ezel, hepsi ebed. Allah cehennemden bakışsa. Abi şöyle, ben mi anlamadım? Cenab-ı Hak Allah için şeyler var. Yani Allah ezelidir ve ebedidir diyor. Tamam. Öyle zaten. O zaman hani hepsini hayır. Ezel demek zorunda değiliz Allah için. Allah hem ezeli ebediyse hem ezeli şekliyle de ifade edebiliyor, ebedi olarak da ifade edebiliyor. Evet, evet, tamam. Yani doğru, değil mi? Tamam, onu anladım, onu anladım. Ha. Yani abi, hepsi ezeli olması lazım. Risale-i Nur'da beşer zulmeder, kader adalet eder diyoruz. Mesela senin başına bir hadise geldi, değil mi? Beşer zulüm etti sana. Ama o zulümde ne var? Allah'ın adaleti var. Bak oradan bakıyorsun yani. O olayda Allah cehennemden bakınca senin gizli bir suçun vardı. O beşer zulmünde Allah sana adalet etti. Değil mi? Ne kadar çok var ki diyor. Yani orada Allah cehennemden bakıyorsun. Şimdi Kur'an'ı tarif edecek. Yani Kur'an herkes tarif etmiş ama Allah Kur'an'a ne demiş yani? Allah ne diyor Kur'an hakkında yani? Abi burada şunu bence anlamamız lazım. Yani Allahu Teala bunu gönderirken muhatap biziz ama o niçin gönderdi yani? Ben nasıl bakacağım? Ve yani ben bakmıyorum ki. Bana gönderirken bunlar nedir yani? Bak ben sana bunları böyle gönderdim. Anlamı ben veriyorum. Sen de oradan ders çıkar. Bana ulaş. Benim amacım buydu. Ben Kur'an'ı sana tercümeyi ezeli olarak gönderdim ama içeriği bu. Evet. Ben sen kendini uydurma. Bu. Evet. Değil, öyle değil mi? Evet. Ama işte bu tarife insan yaklaşmış mı? Çok az yani. Yani. İşte o zaten evet. İnsan çok ne demiş? Zaten. Mesela şu an kime sor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın kelamı diyor. Bu kadar yani. Evet. Başka içi var mı? İlahiyatçılar da diyor ki işte vahiy ikiye ayırmışlar. Gayrı bilmem şöyle vahiy, bilmem böyle vahiy diye 2-3 cümle söyleyebiliyor yani. Şeyi yok. İçeriği yok yani. Allah'ın kelamının içeriği yok yani. Şey de diyebilir miyiz abi ya? Burada kanuniyet. Yani hangi kanunla gönderdim? Kanunu o çıkarır çünkü. Biz yapamayız. Bir kanuna bağlı. Onun bir kanunu var. O kanuna bağlı. Abi, burada böyle yani çok geniş manada teşbih yapılmış yani. Evet. Yani şimdi bu konuşulanlar yanlıştır değil. Bu teşbihlerin içerisinde bir yer ifade ediyor. Konuşulanın hepsi de Allah'ın kelamı değil. Ama cihet noktasından gösteriyor yani. Bir cihetiyle baktık. Tercüme tercümanmış. Bir cihetiyle baktık. Keşşafmış. Bir cihetiyle baktık. Müfessirmiş. Evet. Devam edin. Birkaç tane daha okuyayım. Ve suduru hadisatın altında müzmer hakaikin miftahı. Bu ne demek? Şimdi şurada Kur'an şu kitabı kebiri kainat demişti. Gördük değil mi abi? Kainat bir kitaba benzetilmiş. Mesela nasıl kitabın satırları var? Değil mi? Kainat kitabının da satırları var. Mesela zemin bir sayfa. Zemin sayfasında olay ve hasat satırdır. Semavat bir sayfa. Onun içindeki her şey bir satırdır yani. Şimdi diyor ki Kur'an sutur-u hadisatın altında. Hadisat satırlarının altında müzmer, müzmer gezi demek. Hakaikin miftahıymış yani. Mesela ne demek? Müşahıs olarak niye sende vesvese var? Niye Allah şeytanı yarattı? Niye deprem oluyor? Niye zelzele oluyor? Niye ölüm var? Niye hayat var? Niye ibadetler var? Niye ahiret var? Niye melek var? Değil mi? Bunlar hadisat satırlarının altında Kur'an-ı Kerim o hakikatlerin anahtarıymış yani. Ne kadar kainat kitabında satır var, o satırların bütün hakikatlerinin anahtarı Kur'an-ı Kerim'deymiş yani. Ve alemi şehadet de alemi gaybın lisanıymış. Bu da şimdi çok önemli. Mesela nasıl bizde misal anlamak için kuvve-i vahime değil mi? Ve bir tane daha söyledi. Şeytanın bir kulak bir de dili gibiydi diyor değil mi? Hatırladınız mı abi? Kuvve-i vahime ve şeytanın telkinatıyla konuşan Lümenis. Evet. Bakayım bunu ben yerinden okuyayım. Bir şeyi anlamak için. O
Hangi işareti diyeceğim? Şurasıydı. Evet. İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir alet-i vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytan-ı lisan. Yani şeytan-ı lisan ve ifsad edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes kendi nefsinde görmesi alemde büyük şeytanın ucuna kat'i bir delildir. Ve bu lümme-i şeytani ve şu kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından onu üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahsı şerrin vücudunu isas eder. Yani Kur'an-ı Kerim şehadet aleminde gaybın lisanı, nasıl biz şu anda şeytanı göremiyoruz değil mi? Ama onun bizde bir lisanı varmış. Neymiş şeytanın lisanı? Kuvve-i vahimeymiş. Yani. Vehim duygusu onun diliymiş yani, lisanıymış. Oradan konuşuyormuş. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim alem-i şehadette ama alem-i gaybın lisanıymış yani. Şehadet aleminde, evet, şehadette fakat alem-i gaybın lisanı. Evet, gaybı anlatıyormuş yani. Gaybda ne var? Yani görünmeyen, bilinmeyen bizim meleküt dediğimiz abi. Onu anlatıyormuş yani. Mesela sırat, değil mi? Ondan sonra haşir, mizan. Evet. Ondan sonra insanda hafi var, ahva var değil mi? Bu letaifleri ne işe yaradığını. Evet. Ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen İltifatat-ı ebede-i rahmaniye ve hitabat-ı ezel-i sübhanenin hazinesi. Şimdi alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebede-i rahmaniye ve hitabat-ı ezel-i sübhanenin hazinesi. Yani Cenab-ı Kur'an-ı Kerim neymiş? Allah'ın insana bir iltifatıymış. Evet. Ve hitabat-ı ezeliyesinin hazinesiymiş yani. Hani Allah bize iltifat etmiş. Bunun delili ne? Kur'an-ı Kerim'miş yani abi. Alemi gaybden gelmiş. Şehadet perdesi arkasında alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebedi rahman. Yani ben sana bir şey verdim. Değil mi? Sana bir iltifat ediyorum yani. Cenab-ı Hakk'ın insana iltifatı neymiş? Evet. Kur'an'mış yani. Yani her an bizimle konuşuyor. Yani bu başta geçmişti. Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesiymiş. Diğer mucizeler gibi değil yani. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kainat onun için yaratılmış. Söz noktasında ona bir en büyük mucize verilmiş yani. O sözün içinde bütün hepsi var yani. O sözün içerisinde. Bu daki ifadeyle bu Allah'ın iltifatıymış yani. Abi şimdi hulasa toparlarsak anlatmak istediğim şöyle. Yani Kur'an'ın tarifi yapılmıştı. 300'de 3 tane farklı tarif var. Birinci tarifte 25 tane farklı teşbih yapılmış. Bir benzetme yapılmış. Yani Kur'an neymiş? Şu teşbihlerin hakikatle münasebetini kurup Kur'an-ı Kerim'e öyle bakmamız gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim neymiş? Bir cilde tercümeymiş, tercümanmış, müfessirmiş, lisanmış, miftahmış, anahtarmış. Yani kime sordum, kaç kişiye sordum ben, Kur'an nedir diye, Allah'ın kelamıdır diyor. Yani bizim yani çok eksik, içeriği yok yani. Kelam ne konuşmuş? Mesela? Kelam ama ne konuşmuş? Yani ne demek yani? Onu ilahiyatçılara soruyorsun, üniversite talebelerine soruyorsun, Kur'an ne? İçi yok yani. O zaman anlamak için canlı bir şekilde üç tane farklı bakış açısı var. Allah cehennemden Kur'an-ı Kerim neymiş? 25 tane teşbih var ya. Yani. Bütün muzeleri içine alıyormuş. Bu teşbihlerin içini doldurunca bizim Kur'an hakkında Kur'an'ı bir tarif edebiliriz yani. O zaman herkes kendi meslek ve meşrebi noktasından evet şu teşbihlerin içinin doldurma noktasından Kur'an'ın tarifi ortaya çıkar yani. Kur'an nedir diye. Yok, burada duruyorum ben abi. Nazar ağırlık istedim buydu ben. Tamam, yani şimdi bu birinci tariften başka iki Esma-i Hüsna dedi. Evet. Abi şöyle mesela, var mı? Devamında Kur'an var.
Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, bak kendisi söylüyor Kur'an. İsmi Azam'da Esma-i Hüsna noktasından izah ediyor. Her şeyin halıkıdır, bütün alemlere Rabbidir. Esma-i Hüsna noktasından yani. Bakın şu çok önemli abi. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak o kadar uzun şeyleri anlatıyor. Hasan abi bir cümleyle toparlıyor. Biz bunu yapmadıkça, yani okuduğumuzu bir cümleyle, iki cümleyle ifade edemedikçe, ağacı çekirdeğinde hülasalamadıkça biz orayı anlayamayız yani. Bu Allah'ın bir kanunudur. Önce toparlar Nur-u Muhammed'i. Sonra açar. Şecerekanı. Sonra tekrardan toparlar. Bunun aynısını biz yapalım yani. Uzun şeyi bir yerde toparlayalım. Bir yerde görmemiz lazım yani. Cüziyet ve külliyeti ihata etmek için. Bu önemli yani. Bunu yapamasak ben yani bugün edebiyatta, üniversitede metin tahlili yapılıyor. Metni tahlil ediyor. Edebiyatçıların söylediği bu yani. Adam şiir tahlili yapıyor. Mehmet Akif Ersoy'un şiirini tahlil etmiş. Necip Fazıl'ın şiirini tahlil etmiş. Yani bir cümleyi tahlil ediyor. Neler söylüyor adam yani. Bu önemli yani. Okuduğunu bir cümlede toparlayabilmek. Mehmet Akif Ersoy o şiiri yazmış o kıtayı ama içerisinde neler derc etmiş? Adam kritiğe tabi tutuyor. Hepsi Mehmet Akif Ersoy'un dediği o kadar mı? Değil. Onun kendi çapında yani. Bunu Allah'ın kelamı olarak düşündüğümüz zaman bunu anlama noktasında biz de öyle yapmamız gerekiyor ki metini anlayalım yani. Evet, evet. O önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonu yok yani. Evet. Anlamının sonu yok yani. O zaman bir kayıt olur yani. Evet, kayıt olur. Benim nazara vermek için buydu abi. İkincide de bak ikinci şeyden. İkiye baktım, üçüncüye evet, baktım. Evet abi Esma-i Hüsna. Altına baktığımız zaman zaten açık olarak söylüyor. İnsan diyor. Bütün peygamberlerin kitaplarında bütün mesela bütün semavi kitaplar Kur'an'da varmış. Bütün ariflerin, evliyaların sözleri, kitapları, bütün insanların konuşmaları her ne artık hepsi Kur'an'da varmış yani. Bu ders Kur'an-ı Kerim'de varmış yani. Ama benim daha ziyade nazara vermek istediğim şuydu, bunların içini dolduralım. Böyle çıksana abi, her birisi ders olur, bilir mi? Evet. Şurada diyor ya, zat, sıfat ve esma ve şunu ilahinin kavli şahidi. Evet. Buradaki zat, zat, maliyeti zatıya gidiyor. Kavli şahid diyor yani. Şerbetim. Kur'an şöyle düşün, elmadan geri git, tomurcuk, çiçek, dağ, gövde, kök, çekirdek. Çekirdek de daha geri gidebilir misin? Yok, gidemezsin. Kur'an nereden geldi? Kelam-ı Ezeli'de. Kelam sıfatından gelmiş. O zaman ondan aşağısını beyan edecek, kendisinden yukarılara da işaret edecek. Dolayısıyla zat derken zat ve sıfat esma bu mahiyet-i zatiye işaret etmiş, varlığında haber vermiş mahiyet-i zatiye. O kadar yani içerik yok mahiyet-i zatiye. Şuunat-ı zatiye iş yapmış. Ondan sonra sıfat ve esma şuunat sonra esmadan sonra şuunat ilah ederken şenler, fiiller ondan sonra onları şey yapmış. O köprü daha geri gidilmez. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahir davahum. Elhamdülillahi. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.